az önce dostum öyle bir şey söyledin ki bu meyveler bir resimlerde bir de bizde var dedin. Aynen. Şimdi malını güveniyorsun yani değil mi? Tabii ki de. Sonuna kadar. Sonuna kadar. Nereden geliyor bu ürünler? Bu ürünler köyden geliyor. Köyden kendi mallarımız. Vay, hangi tabii köyden geliyor bunlar? Ağaköy'den geliyor mesela, şeftaliler yine toplanıyor Adaköy'den. Vay, hangi köy demişsiniz? Adaköy. Adaköy'den geliyor aynen bunlar. Peki ne kadar satıyorsunuz bu ürünleri? 4 lira. 4 tane, 4 TL'ye ürünler var. Kayısılar var şu anda, onlar nereden geliyor? Mersin'den geliyor. Çok güzel. Kirazlar şu an yeni çıktığı için mi fiyatlar bu kadar yüksek? Aynen. İlk elleri daha bunlar. Vay, ilk eller yani aynen, şu anda toplandığı gibi buraya geldi. Aynen öyle. Şu an 7 TL. Çilekler var uzakta. Çileklerin fiyatı ne kadar oldu? 5 lira oldu. Yükseldi, yüksek daha. Yani biraz daha yükseldi mi bu sefer? Erik de keza yükselmiş gibi geldi bize. Aynen. 5 lira. 5 lira yükseldi. Peki kaç yıldır burada pazarcılık yapıyorsun? Ben 10 senedir pazarcılık yapıyorum. Vay vay ya, maşallah. Bayağı genç yaşında başlamışsın o zaman pazarcılık yapmaya. Çekirdekten yetişme. Çok iyi. Peki burada herkes akraba mıdır efendim? Kardeşiz. Herkes kardeş. Kaç kardeşsiniz? Evet, 7 kardeşiz. 7 kardeş maşallah. Peki memleket neresi? Muş. Muş, burada da Bursa'da Muş'tan buraya göç etmiş bayağı bir insan var yani. Evet. Peki Muşlular gelip tezgahınıza ilgi gösteriyorlar mı? Hemşire olarak sahip çıkıyorlar mı? Tabii ki, kesinlikle. Bir dayanışma var yani aranızda. Tabii ki. 5 liralık. Çok güzel. Şu anda en çok bu tezgahta hangi ürün gidiyor? Çilek. Çilek gidiyor. Aynen. Kaç kilo satıyorsunuz burada toplam gün sonu? Bilmiyorum ki, 50 kasa 70 kasa gider. Yani toplam kaç ton oluyor veya kaç kilo oluyor? Bilmem. 200 kilo de. 200 kilo. Her zaman solumu döndüğümde başka bir insan geliyor buraya. 7 kişi. Bütün herkes kardeşler mi burada şu anda? Kardeşiz ya. Kardeşsiniz. Ailenin en büyüğü sen misin abi? Benim. En büyük kardeş sensin. Peki evet, bu tezgah senden mi sorumlu? Benim bir büyük daha var benim. Esas baş patronu diyorsun. Aynen. Yani. Biz hepimiz işçiyiz yani. Onun işleri. Peki kontrol sadece onda, müdür o. Geri kalan herkes işçi evet, şeyinde mi gidiyor? İşle işinde mi? Yevmiyemizi alıyoruz ya. Yevmiye hesabı çalışıyorsunuz evet, yani. Peki satışlar nasıl abi? Güldürüyor mu sizi? Ya pazarlar şu anda bozuk ya. İstediğimiz şeyi alamıyoruz burada. Sevgili izleyenler, işte Hacivat pazarındayız. Sen pazarında dolaşıyoruz ve yanımızda güzel bir teyzemiz var. Teyzem, ismi nedir acaba? Ayşe Levent. Ayşe teyzem, şu an pazardasın ama bir derdin, bir sıkıntın olduğunu ben hissettim. Nedir acaba bize söylemek istediğin şey? Nedir? Emekli maaşları çok az. Yani yetmiyor maaşlarımız. Pazara her hafta çıkamıyoruz biz. Her hafta çıkamıyorsunuz pazara. Peki neler alıyorsunuz? Bak. Parayı göstereceğim şimdi. Bakalım başbakan acaba bu parayla pazara gidiyor mu? Param başka yani, param yok. Ha. Evet. Başka burada görev kağıt. Yani az parayla çok şey almaya çalışılıyor. Çok şey alıp işte geçinmeye çalışıyoruz. Geçinmeye çalışıyorsunuz. Anladım. Evdeki hesap tabii ki çarşıya uymuyor. Değil mi? Üstelik mesela ben kirada da değilim. Kendi evim ama yetmiyor. Maalesef yani. Azıcık bu millete acısınlar, azıcık merhamet etsinler. Ayıptır, günahtır bu millete. Anladım teyze. Peki bugün neler alacaksın pazardan teyze? Domates, patates. Başka bir şey düşünmüyorum fazla yani. Domates, patates, bir kilo yemeklik, bir soğan. Marul, maydanoz. Zaten bu parayla bunlar alınır. Başka bir şey alınmaz zaten. Bunun için daha kahvaltılık yok. Bunun içinde aman aman bütün pazarın her şeyini almak yok, meyve yok. Ancak buna ne edecek bu para? Peki markete uğrayabiliyor musun teyze, yoksa haftalık ihtiyacını sadece pazardan mı karşılarsın? Şimdi markete şöyle uğruyorum, ihtiyacım varsa bir şey onu alayım. Öyle gidip de toplu alışveriş yapamıyoruz. Yani mümkün değil bunu yapmak. O maaşla mümkün değil. 1100 lira maaş oluyor benim eşim. Yetmiyor o maaş bize. Ondan sonra emekli çalışmasın diyorlar. Çalışmasın, aç mı ölsün? Asıl o yaştan sonra yiyip içecek bu insan. İyi yemek istiyor ama maalesef göremiyoruz biz. Göremiyoruz. Teşekkür ederiz teyzeciğim. Ben teşekkür ederim. Bunu yani başbakan duymalı. Bize ileteceğiz teyzeciğim. Cumhurbaşkanı duymalı. Yani biz de bunu ileteceğiz.
Sevgili izleyenler, şimdi balık tezgahındayız ama balık tezgahlarında artık canlı alabalık mevsimi, sezonu açılmış ve biz de hemen buraya geldik, abimizle konuşacağız. Abi merhabalar, önce seni tanıyalım, ismin nedir? İsmim Mehmet Ali. Mehmet Ali abi, şu anda canlı alabalıkları getiriyorsun, burada satıyorsun. Evet. Peki tanesini ne kadar veriyorsun? Tanesini 3,5'a satıyorsun, 3 tane 10. 3 tane 10 lira. Burada aynı zaman tutup temizliyor musunuz sizden? Tabii temizliyoruz. İlk önce öldürüyoruz, ondan sonra temizliyoruz, vatandaşa veriyoruz, öyle hizmet ediyoruz yani. Vay ne güzel. Peki sence abi alabalığı en güzel, en taze veya nasıl yemek lazım? Kimi kiremitle yapıyor, kimisi normal fırında yapıyor. Sizce nasıl olması lazım? En güzeli fırında. Kiremitle de olur da fırında. Tereyağlı, kaşarlı. Bir de mantarlı harika olacak. Of of of, valla ağzımın sulandı hakikaten. Peki şu an tezgahtaki balıkların çeşitlerinden, bize fiyatlarından bahseder misiniz? Bu palamut balığı, ithal balık. 2,5 lira tanesi, 4 tane 10 satıyor. Bu çıpra levrek, başka pazarlarda 20 satıyor. Burada şey olduğu için, ufak pazar olduğu için 18'e satıyoruz. Peki balık yiyor mu bu Hacivat Mahallesi'ndeki insanlar? Yiyor yine. Karınca yiyor yani. Aynen. Evet, siz buyurun abi, hemen şey yapın. Kaç tane? Abimizin çayı da geldi buraya. Balıkları da burada temizliyor. Şimdi ben minik dostuma gidiyorum. Bu pazar tezgahında iki kişi çalışıyordu. İşte o ikinci kişiyle sizi tanıştıracağım. Sevgili izleyenler, dostum ismin ne? Furkan. Furkan, abi kimdir? Babam mı, akraban babam mı? Ha, babam. Çok güzel. Babana yardım ediyorsun değil mi burada? Evet. Peki aynı zamanda okuyor musun? Öğrenci misin? Öğrenciyim. Nerede okuyorsun? Okuldan sonra pazarlara geliyorum. Çok güzel. Lise. Hangi lise? Efendim? Hangi lise? Latif Dörtçelik. Ha, çok güzel. Kaçıncı sınıf? İkinci sınıf. İkinci sınıf çok güzel. Okuldan sonra iş bitti, babana yardım etmeye buraya geliyorsun. Evet. Şimdi tezgahta balıklar var. Ama biz isimlerini bilmiyoruz balıkların. Bize yardımcı olur musun? İsimler evet. Neler? Hamsi, istavrit, kefal, somon, çıpra levrek. Peki somon balığı nereden çıkıyor? Göllerden mi, denizden mi? Nereden? Denizden. Samsun tarafından, kafeslerden geliyor. Bunların hepsi aslında kültür balıkları değil mi şu anda gördüklerimiz? Yani yetiştirme. Evet, evet yetiştirme. Çoğu yetiştirme. Güzel. Peki fiyatlar nasıl, ne alemde? Hamsi 8 lira. İstavrit 10 lira. Kefal 8 lira. Somon 15 lira kilosu. Kilosu. Peki bir balık kaç kilo geliyor biliyorsa? O balık ne kadar mesela? Tartalım. Canlı canlı şu anda bakalım somon balığı kaç kilo geliyor sevgili izleyenler. Bakıyoruz kaç kilo? 1 kilo 490 gram. 1 kilo yani 1,5 kiloya yakın geliyor. Vay vay canlı canlı. Valla çiçeği burnunda diyelim, balığımız tam 1,5 kilo. Peki bu balık taze olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Nasıl anlamamız lazım? Duruşundan anlaşılıyor. Gözlerinden. Falan yani. Vay sevgili izleyenler, abimiz de sağ olsunlar bize getirmiş buraya çayımızı beraber. Bu yüzden abi gel hemen seni de tanıyalım. Pazarın, pazarcı abilerimizin bu kadar güler yüzlü olmasında, bu kadar böyle insana yardımcı olmasının sebebi senin verdiğin bu çaylar. Bu çayın içine ne koyuyorsun daha bu insana böyle güler yüzlü oluyor? Bak şu gördüğüm vatandaşın alım gücü hiç yok. Gerçekten yok bak. Nereye bakarsan 5 lira 10 lira. Vatandaşın cebinde para yok. Çoğu emekli 750 lira maaş alıyoruz. Buyurun. Gerçekten inanmıyorsan sor. Bütün emekliler. En çok emeklinin maaşı 800 lira. 850 lira geçmemiştir. Geçinemiyoruz. Gerçekten geçinemiyoruz. Cumhurbaşkanı, başbakanı bunu niye dile getirmiyor öteki seçmenler? İşte burada senin gibi insanlar dile getirdi. Biz de bunu duyuracağız abi buradan. Abi bunun duyurulması lazım bak. Şu gördüğün vatandaş çoğu akşamüstü bak pazarda aldığında yerden çöp topluyor halkımız. Geçinemiyor. Yeminle söylüyorum çöp topluyor halkımız ya. Dökülen malları seçiyor. Sevgili izleyenler, burada görmüş olduğunuz ürünler manası çok önemli, çok farklı. Yapan kişiler var, bunları abimiz geliyor burada satıyor ama bunları kim yapıyor, nasıl yapıyor? İşte o abiden bilgileri alacağız. Abi merhabalar. Merhaba. Önce sizi tanıyalım abi. İsim nedir? İsmim Mecit. Mecit abi, bu ürünleri kimler yapıyor abi? Burada cezaevinde yatan hükümlü tutuklular yapıyorlar. Gurbet mahkumu kendi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla. Biz teşhir salonundan peşin parayla alıyoruz. Tabii üzerine 50 kuruş 1 lira kar koyarak satıyoruz. Hem onlar mağduriyeti gideriliyor. Hem bizlerin boş zamanı değerleniyor. Aynen güzel.
Ve siz bu ürünleri alıyorsunuz, o insanlara hem destek amaçlı bunu yapıyorsunuz, hem de burada insanlarla buluşturuyorsunuz bu ürünleri. Peki insanlar burada mahkumlar diyelim özellikle, hangi suçtan yatmış mahkumlar oluyor? Bizim için suç ayrımı yani diye değil yani, yaşam kaderinde bir mahkumluk varsa kader mahkumu diyelim, yaşamak için öldürmüştür. Namus için gelmiştir. Yani bunlar hepsi bizim için değerli insanlardır. Tabii. Mahkum olarak değil de ben insan olarak bakmak insan lazım. Olarak bakıyorum ve hepsini çok seviyorum. Ne güzel. Gerçekten çok özel bir abi. Yani insanı insan olduğu için değer vermek tabii, lazım. Tabii. Mahkum olarak hiçbir zaman düşündüğün zaman hiçbir yere varamazsan bunlar bizim için çok değerli insanlardır. Evet. Peki bu ürünleri ne kadar satıyorsunuz burada? Diyelim ki 2,5 aldığını 3'e satıyorsun, 3'e aldığını 4'e satıyorsun. Bu da yol parası, yemek parası, işte günün geçiyor, hepsi o kadar. Yani fazla yani bundan bir ticaret amaçlı değil. Orada diyelim uzak yol, Diyarbakır'daki bir kişinin ailesinin gelip gitmesi büyük bir yani meblağ para tutuyor. Ona şey yapacağına kendi sigara parasını çıkarıyor. Ve açık ziyarete geldiğinde çoluk çocuğuna bir meşrubat alıp oturup içebiliyor. Sohbet edebiliyor. Eski gece evleri değil yani şu anda mükemmel. Yani evimizde yemediğimiz yemeği dahi orada yiyoruz biz. Onlar da aynı yemeği yiyor, biz de aynı yemeği yiyoruz. Yani şartlar eskiye nazaran daha iyi. Yani. Mükemmel, eskiye nazaran. Biz onlardan bir yani ne bileyim. Bir abi kardeş, bir dostane, bir yaşantı sürüyor yani içeride. Maalesef biz içeride baktığımız kişiler dışarıda da bizi buluyor. Ben onlara diyorum içeride derdin çektim yetmedi, dışarıda da buldun sarılıyor. Ama insan olarak baktığın zaman. Yaşamımızın bir parçası onlar bizim. Gerçekten öyle. Teşekkür ediyoruz aslında ben biz böyle insanların en azından rehabilite olabilecekleri, mutlu olabilecekleri bir şey yapıyorlar. Farklı bir şeylere odaklanıyorlar. Bu elemeye göz nuru şeyler yaparak. Onların psikolojisini anlamak çok zor ama anladığın zaman da bir arkadaş, bir kardeş, ne bileyim ne olursa olsun her şeyden önce insan olarak bakıyorsun. Aynen. Teşekkür ederiz aslında. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayır.